Soru şu, bu hastalık çok tehlikeli değilse neden sabah akşam aralıksız panik ve korku pompalanıyor? Bu sorunun cevabı için ırkçı emperyalizmin inancını bilmek gerekmektedir. Onların inancına göre kendileri dünyayı yönetecek üstün ırktır ve diğer bütün insanlar onların hizmeti için yaratılmış kölelerdir. Bu inanç onların aynı zamanda hedefidir ve bu hedef için çalışmaktadırlar. Necmettin Erbakan hocamızın, Allah rahmet eylesin, 24 Ekim 2007 yılında yapmış olduğu bir konferansta ırkçı emperyalizmin şöyle söylediğini bildiriyor. Biz bugün parayı kontrol ediyoruz ama bu kontrol yetmiyor. Yine de bir takım yardımlaşmalar yapılıyor. Bunları önlemek için bütün dünyada bir polis devleti kuracağız. Herkesin her kıpırdayışını takip edeceğiz diyorlar. Herkesin her kıpırdayışını takip etmek. Bu amaca ulaşabilmeleri için insanların sorgulamasına, aklını kullanmasına fırsat vermemek için korku ve panik havası oluşturuyorlar. Korksun, sorgulamasın, itaat etsin. İtaat ettikçe daha kötüye gitsin istiyorlar. Evden çıkmasın, tek başına akıl ve ruh sağlığı bozulsun, ekonomik sıkıntılar daha da artsın istiyorlar. Maske takarak hem itaatkar olmayı öğrensin, hem de oksijensiz kalarak hasta olsun istiyorlar. Mesafeli durarak kameralardan daha takip edilebilmeyi arzuluyorlar. Çip takılarak her an nerede olduğumuzu bilmek istiyorlar.